Herkese merhaba. Aynı zamanda günaydın. Bizim için de günaydın. Çünkü şu an sabah. Uy, aşkım benim. Yine bir arabadan açılış yapıyorum. Arabadan açılışlar bana çok saçma geliyor. Hep böyle evden açılış yapmam gerekiyormuş gibi geliyor. Ama böyle oldu. Böyle açıyorum. Bugün günlerden cuma. Ve biz halamda kaldık. Duru kuşunda bugün aşısı var. Çocuk felci aşısı gelmiş. Geçen vloglarda bahsetmiştim eğer izlediyseniz. Mesaj attılar. Ben de şimdi onu aşıya götürüyorum ama her zamanki gibi böyle bir kurtulamadığımız bir hastalık olduğu için üçümüzün de Yiğit, Duru ve benim. Aslında bir öksürüğü var. Sanki hafif de bir ateşi var. Önce bir ateşine baktıracağım. Eğer uygunsa aşıyı yaptıracağım. Bu arada halamlar da Zonguldak'a taşınıyorlar. Artık İstanbul'da yaşamayacaklar. O yüzden dün akşam buradaydık. Burada kaldık. İşte halam hafif hafif toparlanıyor. Akşam yine Murat büyük eşyaları falan toparlayacak. O yüzden vlog çekemiyorum. Hiçbir video falan bir şey çekemiyorum. Ama bu arada şeyimiz çalıştı. Bu arada işte hani bunu da şey yapmak istemedim. Çekmek istedim. Çünkü diğer aşısını ve işte çocuk felci aşısının kalmadığını dan bahsetmiştim. Şimdi aşıya götürüyorum onu. Önce eve uğrayacağım. Ben üstümü değiştireceğim. Onun üstünü giydirdim. Kahvaltı da yaptırdım ona. Çorba içirdim. Ben de üstümü değiştireceğim. Aşı kartını alacağım. Sonra da sağlık ocağına götüreceğim onu. Öyle yani. Hava serin. Bayağı serin. Yani o son vlogdaki şeye gittiğimiz gibi, gibi değil. Yani sahile gittiğimizdeki gibi maalesef değil. Bayağı bir serin hava. İşte Mart. Mart böyle. Ne yapacağı belli olmuyor. Bir yaz, bir kış. Tam da hastalık. Tam da hastalık havası. Böyle iki kişi kullanınca arabayı zor oluyor. Sürekli ayar değişikliği oluyor ve bizim Murat'larımızda ciddi bir boy farkı olduğu için o da biraz şey oluyor. Yiğit bu arada babaannesinde. Gelmek istemedi. Eğer evde olsaydı gelecekti benimle sağlık ocağına. Böyle aşı falan olduğunda kardeşi şey diyorum ben ona. Duru'ya destek olmak için hani gelmen gerekiyor. Duru'nun yanında elini tutmak için. Üzülürse ona destek olmak için. Ama şimdi bana dedi ki babaannem değil nasıl olsa anne. Hani ben gelmesem olur mu? Yalnız değil ya. Bazen bir yerlere gitmek istemediğinde, bizimle gelmek istemediğinde şey diyorum ona. Yalnız evde kalabilecek misin sence? Kalabilir misin yalnız evde diyorum. Şey diyor bana, yok hayır kalamam. Şimdi diyor ki nasıl olsa yalnız değilim, babaannem var. Ömer de var. Annem de kahvaltıya gelecek halama. Çünkü son günlerimizi değerlendiriyoruz. Halam cumartesi günü yani yarın taşınıyor. Kamyon gelecek. Eşyaları toplanıyor. Pazar akşamı falan da herhalde Zonguldak'a geçer. Güneş mi? Güneş mi hapşırttı seni? Ha? Dur, aşısını oldu. Zaten bir damla ağızdan verilen bir aşı. Yani iğne değildi. Bir damla yaladı gitti. Çok güneş var da göremiyorum şu an. Ekranı da göremiyorum. Kameranın ekranını. Şimdi babaanneye kahvaltıya gidiyoruz değil mi? Hı? Yiğit bizi bekliyormuş. Hayır rüzgar geldi. Rüzgar geldi kızıma. Elinde vur. Yiğit gel senin de üstüne bir şey sürt dizi. Onun altında pijaması var. Var mı? Hı hı. Başka zar canım. Yine toplandık. Çocuklar gözükmüyor ama çünkü arkada bir de çadır var. Şimdi halam biraz toparlanacak. O yüzden Ömer, Yiğit, Duru ben eve geçiyoruz.
sonracıma. Azıcık şuraya böyle yapalım. Neyse, ne diyorduk? Şimdi markete gitmemiz lazım önce. Sonra eve. Çünkü Murat gelecek. Ve arabayı alacak. Şuradan yavaş geçelim de arabamızın altını sürtmeyelim. Murat gelecek, arabayı alacak. Bu akşam maç var, maça gidecek. Biz de eve geçeceğiz. Hava yine birazcık daha kırılmış, değil mi çocuklar? Hı hı. Önce markete gidelim. Akşam yemek için bir şeyler alalım. Ama tabii aklımda hiçbir şey yok. Siz akşam yemeği için aklınızda bir fikir var mı? Ne yiyebiliriz mesela? Ne olabilir? Hiçbir şey. Hiçbir şey olur mu? Tavuk alsak. Mesela. Soslu şöyle güzel bir tavuk yapsak. Olur mu ki? Hı? Yiğit. Olur mu anneciğim? Ben makarna da. Tamam, makarna da yaparız. Çorba da yaparız. Ha? Bir cevap verirseniz ama benim için çok güzel olur. Bak şöyle yapalım. Tavuk alalım. Bir de böyle güzel cipsli gibi böyle Yiğit yapıyorduk ya hani. Tamam, ben fikri buldum. Önce markete gidelim. Saat kaç? Murat bir gibi orada olurum dedi ama çok az zamanımız var. Murat'ı bekletmemiz gerekiyor. Efendim anneciğim. Yok annem, bagajda yer yok ki. Bak bagajın zaten şeyi havada duruyor. Bagajda yer olsa bagaja koyardım bebeğim, sizi rahatsız etmez. Çok rahatsız oldunuz. Ha? Ha kuzu. Ne oluyor? Ya dur savaşma. Yiğit. Ama çadır aşağı indirmen lazım. Ben arkayı göremiyorum anneciğim. Arka tarafı göremiyorum öyle yapınca. Ya? Biraz aşağı indir çadırı. Ne? Elini şöyle ucundan aşağı doğru indir. Yok. Göremiyorum bir şey. Baba da ısınmayla. Biz de geçelim. İyi de geçelim. Neyse kapatalım bunu, çok uzatmayalım. Bu muhabbetler sizi sıkabilir. Bu çoluk çocuk muhabbetleri sizi sıkabilir. Aman dikkat. Pardon. Çok özür dilerim. Hadi geç bakalım. Ha? Ben düşeceğim biraz lan. Ne? Kardeş. Yürüyün işte. Ben de zorlanıyorum ittirirken sizi. Bir de düşürün. Ay. Dur açayım. Bir saniye. Anahtar nerede? Anahtarı kaybettik galiba gençler. Duru kuş da güneşten rahatsız ol. Hadi girin bakayım. Ben açayım mı? Ya öbür tarafta Duru'nun şeyi var. Gel. Ne? Çadırı güzel tutun, güzel. Güzel tutun çadırı. Ver bana. Ne yapayım şuraya? Peçete gibi bir şey. Şuna saralım.
olsa. Hediye sporu. Ne? Hediye sporu. Hediye sporu mu? O ne demek? Bugün böyle sanki bir şey, her şey arabada geçmiş gibi oldu ha. Sanki bu vlog böyle bir arabada geçiyormuş gibi. Bu bölümler bir şey sıkıcı geliyor olabilir size ya, kusura bakmayın. Ama tabii insan günlük hayatında paylaşınca da bir paylaşım gerçekleştiriyor, vlog yapıyor diye de ekstra şey yapamıyor. Dur şunu da yapayım. Bunu da yapayım falan. Saçma oluyor yani. O zaman gerçek olmuyor. Gerçek değilmiş gibi oluyor yani. Ben şimdi vlog çekiyorum diye sürekli normal hayatımda yapmadığım şeyleri yaparsam, atıyorum. Yani böyle çocuklara habire böyle farklı yerlere götürürsem, bir şeyler yaparsam biraz bana böyle filmmiş gibi oluyor. Ama şu an ne yapıyorsam gerçekte de onları paylaşıyor olmak daha samimi bence. Bence öyle. Ne oldu? Bu yarışma turunda cümle sarıyor. O yarışma motor değil. Helikopter. Ne? Helikopter her yeri gözetler. O yüzden çok uyandım. Hayır, bu bir kere yarışma motor. Helikopterin de koyuyor. Çünkü bu çok hızlı. 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 Onlar demek bu hızlı. Yani yarışma motor. Efendim aşkım? Ne var orada? Pisi pisi mi var? Kedicik mi var? Miyav miyav. Çorba yapıyorum. Makarna yaptım. Mantarlı çorba yapıyorum. Uzun zamandır hazır çorba yapmamıştım. Çok uzun zaman oldu. Hatırlamıyorum en son ne zaman hazır çorba yaptım. Markette görünce çok bana böyle iştah kabartıcı geldi. O yüzden Knorr'un hazır çorbasını aldım. Tavuk yapacağım. Tavuğu da Knorr'un bu tavuk çeşnisinden koyuyorum tavuğa. Çok güzel oluyor. Yiğit de böyle seviyor. İçinde de bir sürü baharat var ve hiçbir şekilde yani sadece baharatları şey yapmışlar. Tabii mısır nişastası falan da muhakkak vardır içinde ama yani baharatları birleştirmişler. Yani eser miktarda hani yumurta falan oluyor çünkü şey yumurta süt eser miktarda vardır muhakkak içinde ama hani alerjik bünyeler için uygun olmayabilir. Aynı bantla üretim olma eser miktarı ne demek olduğunu alerji olan, çocuğu alerjisi olan insanlar çok iyi bilirler ne demek istediğimi. Ama çok güzel yani. Hakikaten tavuğu böyle yap bununla. Güzelleştiriyor. Çocuklar da seviyor. Yani çocuklar dediğim Yiğit de seviyor. Tavuğu da bunu yapacağım. Bitmişti. Bunu da almıştım Carrefour'dan. Tavuk aldım. Çorba aldım. Ekmek aldım. Süt aldım. Bir şey almadım başka. Aslında çok eksik var evde ama onları da alacağım, alırız inşallah. Bir ara hallederiz diye düşünüyorum aslında. Benim şarjım bitmeden tavuğu yıkadım böyle. Kabın içine koydum. Biraz tencereye sıvı yağ koydum. Bunu ayrı bir kapta da yapabilirsiniz. Ama bence gerek yok yani. Bunun içine tavuğu ekleyeceğim. O da nasıl düştü. Ve sonra çeşniden koyacağım. Bu çeşniden koyacağım. Yani bir iki yemek kaşığı falan gibi bir şey. Yeterli oluyor. Tuz koymuyorum. Tuz koymaya gerek yok. Sonra da pişiriyorum. Şimdi tam o arada yine şarjı bitti kameramın.
Böyle sanki hep yemek faslında bilerek oluyormuş gibi oluyor. Böyle karıştırdım. Görünüşü belki şu an için çok iştah açıcı değil. Açıcı olmayabilir ama kokusu gayet iştah açıcı. Tuz koymaya gerek yok. Ben 1,5 yemek kaşığı koydum. 3-4 yemek kaşığı yağ koydum. Böyle hem de kamera şarjı olurken biraz da dinlenmiş oldu. Böyle koyuyorsunuz. Sonra direkt yüksek ateşe alıyorsunuz tencereyi. Aynen bu şekilde, bu kadar. Sonra da pişecek. Yüksek ateşte pişiyor. Çok basit. Efendim yengecim? Tavuk yengecim. Tavuk. Aha, tavuk. Kuzusu. Sen araba mı aldın elinde bir de oynamak için suyla? Ha Duru? Bazen tatlı. Koş. Kuzucuk da kuzucuk. Su kuşum benim. Duru kuşum. Su kuşum benim. Sen bağ yapmayı çok mu seviyorsun? Duru. Duru. Yıka yüzünü anneciğim. Evet aşkım, hadi bakalım.
Anne. Anne. Efendim. Anne. Efendim. Fondan gelen müzik duyuluyor mu bilmiyorum ama montaj yaparken duyuluyor mu duyulmuyor mu anlayacağız. Bu tarz müzikler de beni çok acayip etkiler ruhumu. Çocuklar uyudular. Ömer gitti. Ömer burada olduğu için biraz geç uyudu çocuklar. Daha erken uyurlardı ama çok güzel oynadılar. Doya doya oynadılar. Önce Duru uyudu. Sonra Ömer gidince Yiğit uyudu. Aslında yıkayacaktım Yiğit'i. Bir sürü şeyler yani yıkayacaktım. Dişlerini fırçalayacaktım falan filan ama planlar umduğum gibi gitmedi. Yatağını açmaya giderken, kıyafetlerini çıkartmaya giderken geldim koltukta uyuyakalmıştı. Ne yapalım artık? Yani bu kadarcık bir şeyde böyle hani olay haline getirmek istemiyorum ama çok ufacık, çok ufacık anlık planlar yaparsınız hayatta. Bunlar çok basit rutinler de olabilir. Ama hayat öyle devam etmez. Nasıl olması gerektiğine kendisi karar verir. Yani ben çocuğu yıkayıp saçlarını tarayıp kurutup misler gibi yatarsam bu sefer de hafızam da olmuş. Ne diyordum? Ufacık bir çocuğu yatırma ve işte ona yaptığın rutinden bile baz alırsak hiçbir zaman için planladığımız gibi gitmiyor işler. Ama biz hala plan kurmaya devam ediyoruz. Plan kurmak kötü bir şey değildir. Telefon çalıyor bir saniye. İşte hayatta planlar yapmak her zaman için güzel bir şey bence. Ama tabii bu planların bir gün böyle bir şekilde alt üst olacağını, bozulacağını da bilmek gerekiyor. Bir şeyleri planlıyoruz ama planladığımız gibi gitmiyor. Toparlamak istiyorum şimdi size, anlatmak istediğimi yansıtabilmek istiyorum ama planlarımız bozulsa da, her şey alt üst olsa da bundan çok endişelenmeyin. Çok üzülmeyin. Çok uzun vadeli planlar kurmayın. Çünkü bir gün böyle bir şey olur. Bir anda her şey yerle bir olur. Ama insan yeni şeylere çok çabuk alışıyor. Yenilikler insanlar içindir. İyi ya da kötü fark etmez. Nasıl hani her kötülüğün içinde bir iyilik, her iyiliğin içinde bir kötülük var olduğu gibi. Kötü şeyler de gelse başımıza bunun için muhakkak bir iyilik, bir şey oluyor yani, bir ders, bir hayat dersi bir şey oluyor. O yüzden çok böyle şok yani çok böyle alt üst olmaya gerek yok. Neyse, YouTube'dan böyle klasik müzikler açıyorum. Çok hoşuma gidiyor yalnızken. Bir de Baby TV belli bir saatten sonra klasik müzikler üzerinde böyle klipler yapıyor. Çocuklar da onu dinliyor. Mesela benim bir saat sonra Baby TV'yi açtığımda çocuklar hani böyle tam uykuya geçmemişken hep böyle Beethoven, işte ne bileyim Mozart, Chopin, onların müziklerinin üzerinde klipler oluyor. Çok güzel oluyor. Çocuklarla böyle bu klasik müziği dinlemiş oluyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Şimdi Chopin'in bir şarkısı, Chopin'in bir müziğini açtım. Neymiş? Chopin Spring Waltz. Yani bahar, galiba bahar valsi. Yanlış söylemek istemiyorum. Böyle dinlediğim zaman böyle oluyorum yani. Umarım sıkmamışımdır sizi. Belki bir gün bir yerlerde birilerinin böyle hayatlarının bir noktasına dokunurum diye düşünüyorum. Çünkü ben de bu noktalara gelebileceğim çok noktalara eminim vardır ama ben de bu noktalara gelebilmek için yol ve yaş kat ettim. Her ne kadar bizi uyarsalar da bu hayatta deneme yanılma yöntemiyle ilerliyoruz çoğumuz. Bu da iyi dersler kazandırıyor bize ama yine de dediğim gibi bu ufacık cümleler belki birilerinin böyle ufacık bir yerlerde hayatlarında işe yarar. Neden olmasın? Toparlamak gerekirse. Çok da sıkıcı olmak istemiyorum. Hani böyle çok da böyle depresif falan gözükmek de istemiyorum. Asla öyle biri değilim. İlerleyen zamanlarda belki beni daha iyi tanırsınız. Asla depresif biri değilimdir. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım severek izlemişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu cümleyi buraya eklemek istemezdim. Daha cool olurdu. Eminim eklemeseydim ama eklemek zorundayım. Bu benim için gerçekten çok önemli. En azından motivasyonum için çok önemli.
Bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize zaman ayırın. Ve sevdiklerinizle vedalaştığınız her an ve her saniye onları kaybedecekmiş gibi davranın. Öyle vedalaşın. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.